Sırada FETÖ gündemi var. Fethullahçı terör örgütüne yapılan operasyonlar yurt genelinde devam ediyor. İşte o operasyonlardan notlar. Fethullahçı terör örgütü operasyonları tüm yurtta sürüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, FETÖ ile bağı olan 733 kişinin bakanlıktan ihraç edildiğini, 458 kişinin de açığa alındığını söyledi. Kayseri operasyonunun en hareketli noktalarından biri, daha önce kayyum atanan Boydak Holding, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Kayseri'de açığa alınan ve örgütün kriptolu iletişim programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 147 öğretmenin yakalanması için operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere 400 polisle düzenlenen operasyonlarda bazı zanlılar gözaltına alınarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yine Kayseri'de FETÖ'nün kriptolu iletişim programı Bylock'u kullandığı için gözaltına alınan 34 polis adliyeye sevk edildi. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. İlginç bir gözaltı da İzmir'de yaşandı. İsminin İsa Sönmez olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. İzmir'den dikkat çekici bir gözaltı da yine Bornova ilçesinde yaşandı. Ergenekon davasında gizli tanık Efe olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Bayram Bozkurt'un Bornova'da bir evde saklandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evine geldiğini gören eski savcı Bozkurt kaçmaya başladı. Sokakta süren kovalamacının ardından Bayram Bozkurt tel örgülerin üzerinden atlamaya çalışırken yere düşüp ayağını kırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Bozkurt Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdur'daysa FETÖ soruşturması kapsamında Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Türksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmak üzere Burdur Adliyesi'ne getirildi. Elleri kelepçeli olarak getirilen Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Türksoy adliyeye giriş yaparken il başkanlarına söyleyin Twitter, Facebook kullanmasın diye seslendi. İl başkanlarına söyleyin Twitter, Facebook kullanmasınlar. Daha önce de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de tutuklanmıştı. Yoğun FETÖ gündemine bir notta İstanbul'dan. İstanbul'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 adliye çalışanından 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin örgütün yönlendirmeleri ve yardımlarıyla adliyede işe girdikleri, adliye sınavı öncesi örgüt evlerinde klavye eğitimi aldıkları ve sınavda çıkacak yazım metnini önceden sorumlu örgüt ağabeylerinden teslim aldıkları öğrenildi. İşe başlayanların ilk maaşlarının tamamını, sonraki maaşlarının %10'unu örgüte himmet parası olarak aktardığı tespit edildi. Örgütün tarafından bayan çalışanlara şüphe çekmemeleri adına başörtülerini çıkarmalarının ve adliyede namaz kılmamalarının söylendiği de elde edilen bilgiler arasında. 18 şüphelinin örgütün gizli yazışma uygulaması olan Bylock kullanıcısı olduğu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 Amerikan doları banknot ele geçirildiği de belirlendi. FETÖ operasyonlarının yoğun olarak devam ettiği illerden biri de Antalya. Antalya'da cami ve mescitlerde görevli 7 imam tutuklanırken gözaltına alınan 16 Milli Eğitim müfettişi de adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların Bylock haberleşme programı kullandıkları, ayrıca soruşturmaları, FETÖ lehine sonuçlandırdıkları ve örgütün yurtdışı gezilerine de katıldıkları iddia edildi.